Ben Kerem Özcan. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah. Ben iyiyim. Elimden geldiği kadar boş vakitlerimde sizlere zaman ayırmaya çalışıyorum. Bugün işitme cihazından verim almayan ya da farklı sebeplerden dolayı koklear implant ameliyatı olmalı mıyız? Kimlere uygundur gibi soruların cevaplarını anlatacağım. Arkadaşlar, işitme cihazınızı kullanıyorsunuz. İleri derecede kaybınız varsa artık anlamakta zorlanıyor musunuz? Cevabınız evet ise gelin beraber sebeplerini bulmaya çalışalım. Şimdi işitme cihazınızın ayarlarını size göre uygun yapıldı mı? Gerekli bakımlarına ve temizliğine dikkat ediyor musunuz? Kulak kalıbınız ve hortumları değiştirdiniz mi? Bunları yaptık, uyguladık ve hala çözüm yok mu? Odyo testi yaptırınız. Sonucuna göre işitme cihazınızı tekrardan ayarlatmasını isteyin. 2 hafta deneyip kullanmaya çalışınız. Denedikten sonra işitme cihazından verim alamıyorsanız ses tonları farklı veya anlamakta zorlanıyor musunuz? O halde şunu yapalım. Kaybınıza uygun farklı işitme cihazı denetmeyi isteyin. Kullandığınız cihazınız arıza veya herhangi bir problem olmadığından emin olun. Yine de sonuç alınamıyorsa eğitim ya da tıp fakültesi hastanelerinde otoloji bölümüne başvurunuz. Şikayet sonrası uzman hekimlerinin ne yapılması gerektiğini sizlere anlatacaktır. İleri derecede işitme kaybınıza göre cihaz seçiminiz doğru mu alındı? İşitme cihazınız eskidiği için yeni cihaz mı almanız gerekir? Bunları öğrenmiş olursunuz. Odyolog veya uzman doktorunuz sizleri detaylı bilgilendirmesini isteyiniz. Öneri veya tavsiyeleri uyguladığınız halde sonuç değişmedi mi? Üzülmeyin ve karamsarlığa düşmeyin. Kulak, burun, boğaz uzmanlarına muayene olunuz. Tüm yaşadığınız sorunları detaylı bir şekilde anlatınız. Kulağınızı incelesin. Farklı bir sorunuz varsa çözümler üretecektir. Kulak çınlaması probleminiz varsa kesinlikle doktorunuza söyleyin. Eğer gerekli şartları taşıyor iseniz sizleri koklear implanta aday olduğunu söyleyebilir. Koklear implant ameliyatı olabilirsiniz diyorsa korkmanıza gerek yok. Ameliyat korkusuyla reddeden birçok arkadaşlarım oldu. Eninde sonunda 1-2 yıl sonra ameliyat olmak zorunda kaldılar. Buradan onlara bir selam göndereyim.
Onlar kendilerini biliyor. Şimdi herkeslere tavsiye etmeye başlamışlar. Bakın, korkmakta haklısınız. Bu normal bir şey. Korkulacak bir durum yok. Onu söyleyebilirim. Bana güvenebilirsiniz. Ameliyat sırasında hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Dahası eskisi gibi duymaya ve anlamaya başlayacaksınız. Koklear implant mucizedir. Harika bir teknolojik cihazdır. Daha fazla bekletmeden koklear implant başvurularınızı yapınız. Bir küçük tavsiye vereyim. Ameliyat öncesi alerjik testi yaptınız. Bazı hastanelerde bunlar atlanıyor. Narkoz alerjiniz varsa kesinlikle ameliyat öncesi ekiplere söylemeyi unutmayın. Yüz felci geçirmek istemiyorsanız bu uyarımı dikkate alınız. Ben yoğun bakımda yüz felci geçirdiğim erkenden müdahale edildi. Bunlar ameliyat için küçük komplikasyonlar kabul edilebilir. Bunları anestezi ve doktorlarımız daha iyi bilir. Hatırlatmak amacıyla uyarımı yapmak isterim. Koklear implant nedir diye soracak olursanız, basit şekilde izah edersek, kulak arkasının cerrahi işlemine iç implant yerleştiriliyor. Elektrot flash diye tabir ettiğimiz kablo vasıtasıyla kokleamıza yerleştiriliyor. Eskisi gibi kulağımızdan sesleri işitmek yerine dış parçası olan konuşma işlemcisinin mikrofonu vasıtasıyla ses sinyalleri topluyor. Aktarıcı mıknatısla yapışıyor. Kafamızın deri altına yerleştirilen iç implant üzerinden sesleri kayıpsız şekilde ses sinyallerini beynimize iletiyor. Normal çevre seslerini mikrofondan analog olarak ses sinyallerini alıp inç implant aracılığıyla dijital hale dönüştürüyor. Ses sinyallerini saniyede milyarlarca verileri işleyip elektrot sayesinde beynimize iletiyor. Bu üstün harika teknoloji üzerinde ses kaybınıza göre tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Çok yüksek frekansları desteklemektedir. Ameliyat olduktan sonra, koklear implantı taktıktan sonra hemen duyup anlamanızı beklemeyin. Ameliyat oldum, her şey oldu, bitti demeyin. Asıl zorluk şimdi başlıyor. Ameliyat olmakla büyük adımı atmış oldunuz. Yolculuğun yarısını tamamlamış oldunuz. Artık siz koklear implant kullanıcısı oldunuz. Koklear implant ameliyatı sonrası yapılan en büyük hatalarından biri eğitim almadan
kullanmaya başlamaktır. Aile desteği çok önemlidir. Aileler eğitime yardımcı olmalıdır. Dil ve konuşma bozuklukları bölümünden uzman dil ve konuşma terapisti veya audiologla ile rehabilitasyon sürecini başlatmanızdır. Dil ve konuşma gelişiminize eğitim önerilecektir. Bunları eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışınız. Ben kendim yaşadığım deneyimlerimi aktaracağım. Bu durumda kişiden kişiye göre farklılıklar gösterebilir. Önceki videomda bahsettiğim gibi, eğer hala izlemediyseniz sağ üst köşe tarafında başlığa tıklayıp izleyebilirsiniz. Yine de tekrar edeyim. Koklear implantım aktif edildiğinde seslerin çok yapay, mekanik gibi yabancı sesler duymaya başladım. Dudak okumayla ne konuştuğunu anlayabiliyordum. Bu normal süreçtir. Biz buna adaptasyon süreci diyoruz. İmplant ile alışma dönemine başlamış oluyoruz. İmplant ayarını yapıldıktan sonra ilk 3 ay sesleri tanıma evresine geçiyorsunuz. Nerede ses varsa dinlemeye çalışın. Kalabalık yerlerde gürültüden kaçmayın. Her yere gidin. Bu dönemde sürekli sesleri ve konuşmaları tekrar ettirmekten çekinmeyin. Eğitim çalışmalarını aksatmayın. Sürekli sesli kitap okumanızı ve kendi sesleri işiterek okuyunuz. Konuşmanız düzeleceğini ve doğru şekilde kelimeleri söylemeye başlayacaksınız. İkinci ayarda ses seviyesi ve tonlarına biraz daha oturacağını söyleyebilirim. Ayarların iyi yapılması çok önemlidir. Bu ikinci süreçte önceden öğrendiğiniz ses tonlarını hatırlayıp anlamaya başlayacaksınız. Aileniz ve yakınlarının seslerini tanımaya başladığınız dönemdir. 3 ay sonrasında 3. ayarda seslerin tonunu istediğiniz kıvamında oturacağını söyleyebilirim. Eğitiminizi ve kitap okuma alışkanlığınızı devam ettirin. Telefonla aile yakınları, arkadaşlarınızla görüşme denemelerine başlayınız. Sonraki 3 ay sonrasında 4. ayarınızda ses tonlarınız oturmuş ve konuşmaları net anlamaya başladığınız dönemdir. Dudak okuma alışkanlığınızı tamamen unutabilirsiniz.
müzik dinlemekten keyif alacağınız gibi şarkı sözlerini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Koklear implantın keyfini çıkarmaya bakınız. İlk yılda 4 ayar yapılmalıdır. Sonraki yıllarda sorun olmadığı sürece yılda bir kere ayar yapılması öneriliyor. 6 ayda bir periyodik temizliğini yapmayı unutmayınız. Koklear implant mucize değil de nedir? İşitme sorununu ortadan kaldıran koklear implanttır. Kök hücre tedavisi çıkacak diye ameliyatı ertelemeyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sistemim olacak. Kullanıcılar özelden bana soru soruyorlar. Fakat yoğunluktan dolayı mesajlar istekleri düştüğü için kontrol etmeyi unutuyorum. Bana özelden değil, yorumlarda, tartışma grubumuzda sorunuz. Müsait bilgisi olanlar sizlere yardımcı olacaktır. Bundan sonra abone ol, alıp beğenin demeyeceğim. Koklear implant adaylar araştırıp bu video onlara rehber olacağını düşünüyorum. Emeğe karşı bir teşekkür etmeyi çok görmeyin. Teşekkür etmeseniz de canınız sağ olsun. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.